Yusuf Sarıçam, Burak Baydemir, Dijital Baba, Miraç Zengin ve Elit BLZ. Bu arkadaşlara çok teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Şöyle ki ben bu sene başında tekrardan biraz böyle videolar çekmeye karar verdim. Çekmeye başladığımdan beri de bu arkadaşlar sağ olsun neredeyse videoların tamamında çok güzel yorumlar yazdılar. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Neden bu arkadaşlara teşekkür ediyorum? Kanalın büyümesi için yorumlar ve izleme süreleri biliyorsunuz çok önemli. Ve başladığım günden beri özellikle bu isimler ön plana çıkıyor. Ne zaman baksam her videoda bir yorumları var. Sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. İlerleyen videolarda da böyle dikkatimi çeken isimler olursa onları da saymaya çalışacağım. Şimdi bugün güzel bir videomuz var. Otomatik bir musluk yapacağım. Bu seneki videolarımızda sıklıkla öne çıkan kumandamız. Yine bu kumanda sayesinde bir musluğu otomatik hale getirmeye çalışacağım. Yorumlarda yoğun bir şekilde yazıyorsunuz. Malzemelerden bahsetmemi istiyorsunuz. Ben kendimce uygun gördüğüm malzemelerden de bahsedeceğim. Bugün başrol oyuncumuz bir musluk. Musluk nedir? Musluk benim kendi sözlüğümde böyle demirden, plastikten dökülmüş, eğilmiş, biçilmiş böyle üstünde bir tane vanası olan bir şey. Çevirdiğiniz zaman ucundan su akıyor. Tekrar ters yöne çevirdiğiniz zaman da su akışı duruyor. Farklı sıvılar içinde kullanılabilir bir şey bu. Evlerde nerede görebilirsiniz? Mutfaklarda, banyolarda, tuvaletlerde sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir şey. Hatta bahçeli evlerde böyle sağda solda köşelerde de muslukları görebilirsiniz. Böyle şıp şıp sular damlıyorsa muhtemelen musluktur o. Genellikle de parlak malzemeden yapılır. Bu açıklayıcı bilgi verdikten sonra da videomuza başlayabiliriz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Otomatik düzeneğimizi kurmak için en önemli parçalar. Bir tane rediktörlü motor. Şimdi buradan başlayalım. Bunun ucuna bir tane böyle kafası kesilmiş bir tane vida takacağız. Şöyle plastik bir boru yardımıyla bunu kolaylıkla buraya monte edebiliyorsunuz. Hafiften de esnek kalırsa iyi olur. Bunu ben yaparken fark ettim. Şöyle bakın bir tane plastik kap buldum. Bu plastik kabın ucuna bir tane somun yerleştirdim. Şimdi bu vidayı buraya takalım. Bakın böyle döne döne içine giriyor bunun. Bu da bir pipet. Hafiften ucu yırtık bir pipet. Az sonra göreceksiniz neden olduğunu. Bunu şimdilik bekletelim. Şu da bizim kumanda devremiz. Kumanda devremizi önce bir birleştirelim. Gördüğünüz üzere şöyle güç kaynağımızı bağladık. Motorumuzun da kumanda bağlantısını yaptık. Şöyle bakın. Yakından göstereyim. Şöyle kumandayı koyalım. Bunu öyle güzel yerleştireceğiz ki bakın. Vidayı görüyor musunuz? İçine doğru giriyor. Geri çekersek de dışarı doğru çıkıyor. Şimdi bunu musluğa uygun şekilde yerleştirmemiz lazım. Musluğun sapıyla da motoru birleştirmek için şöyle bir pipet kullanacağım. Önemli parçalardan birisi de bu. Şu plastik vantuzlar. Bunları lavaboya sabitlemek için kullanacağım. Bu yüzden motorun altına şuraya bir yere yerleştirelim iki tanesini. Allah'tan bu vantuzların üzerinde bakın şöyle bir delik var. Böyle teli buradan geçireceğiz. Sonra motorun altına yerleştireceğiz. Birinci vantuzumuz. İkinci vantuzumuz. Şu açık kısmı dışarıda kalacak şekilde pipeti musluğun sapına takıyorum. Vantuzlar sayesinde de bakın şöyle motoru lavaboya sabitliyoruz. Güzel oldu valla. Böyle birleştirdik. Hemen şöyle kumandamızla denemeye başlıyorum. Motor yerinden çıktı. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. İkinci deneme. Motoru biraz daha yaklaştırdım. Yine motor takla atıyor. Olmaz. Motorun arkasında bir destek yapalım biz. Motor arkaya yatıyor ya. Şöyle bir parça daha ekleyeceğim. Destekleyeceğim. Bu sefer olacak bence.
Şöyle bir tane tıraş bıçağıyla destek yapacağım buna. Evet, bakın artık arkaya gitmiyor. Bu sefer olsun artık. Başlayalım mı? Yine olmadı. Şimdi bakın böyle pratik yapayım dedim ya. İnsan gibi yapayım dedim, olmaz. Bu motor böyle arkaya gidip duruyor. Vantuzları çıkarıp direkt bunu yapıştıracağım. Olmazsa başka bir yöntem daha var, onu deneyeceğim. Bu noktaya geldim, geri dönmem. Bakın bu sefer olacak. İşte bu. Kapandı. Çok başarılı. Şimdi bir daha açalım. İşte budur. Bir ara gerçekten umudu kesiyordum. Olmayacak dedim ama son yaptığım değişiklikle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Sizlerin de beğendiğini umuyorum. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzun proje kısmı bitti ama son kısımda şu aletle ilgili soru soranlar vardı. Bu bir kablo sıyırıcı. Farklı kalınlıklardaki kabloları bakın kolaylıkla sıyırabiliyor. Onu da göstereyim. Çünkü bu benim çok işime yarıyor. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın böyle içindeki 3-4 tane kabloyu ortaya çıkardı. Bu çıkan kabloları da tekrar şöyle ayırıp bir daha sıyırabiliyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok pratik. Şu ortadaki kısmıyla da kabloları kolayca kesebiliyorsunuz. Anlatım sırasında atlamış olabilirim. Şu arada kullandığımız esnek plastik boru da akvaryum borusu. Ortada kullandığımız plastik, bu ucuna somun taktığım plastik de sim kutuları var ya, böyle çocukların boyama yaparken kullandığı o kutulardan. Bu kaptan bulamazsanız da şöyle ince şırıngalar var ya, bu tarz bir şeyde kullanırsanız başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.